Merhaba arkadaşlar. DEK Koleji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Saygın Hoca. Bugün sözcükte yapı konusunu anlatacağım size. Sözcükte yapabiliyorsunuz. 2019'da 2 tane, 2018'de 2 tane, 2017'de 1 tane olmak üzere her sene karşımıza çıkıyor. Bundan daha da önemlisi arkadaşlar, yapı konusu diğer konuların da temelini oluşturuyor. Videoları biz birkaç parçada çekeceğiz. İlk videoda sözcüğün kökünden bahsedeceğim size, yapı elemanlarından olan. Diğerlerinde devamını çekeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Sözcükte yapı. Yapı, sözcüklerin oluştuğu, yapıldığı, türetildiği parçaları, sözcüklere giren eklerin çeşitlerini kullanım amaçlarını inceliyor. Temel bileşenlerimiz kök, ek ve gövde olmak üzere 3 tane temel bileşenimiz var arkadaşlar. İlki kökle başlayacağız. Kök, sözcüğün parçalanamayan anlamlı en küçük parçası arkadaşlar. Ekler çıkarıldıktan sonra kalan bölüme biz kök diyeceğiz. Sondan başa doğru çıkarmaya başlayacağız. Kök sözcüğünün tamamıyla anlam ilişkisiyle taşımalıdır. Yani sözcükle muhakkak anlam bağını korumalıdır arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Biz kökleri temelde isim ve fiil olmak üzere artı sesteş ve ortak olmak üzere dörde ayırıyoruz. Bir de bunlara ek yansıma kökümüz var. Ama yansıma kökü biz isim kökü içerisinde değerlendireceğiz. İsim kökü mekmak mastar eki alamayan kökler arkadaşlar. Unutmayın, mekmak mastar ekini alamayan köklere ben isim kökü diyeceğim. Zaten bu mekmak mastar ekini alabilseydi adı fiil kökü olurdu. Ben seni görmek istiyorum dedim. Bu sözcüklerin hemen en küçük hallerine dönelim. Ben zaten kök halinde benmek olmayacağı için isim. İyi yattım, sen kal dedim de isim. Görmek diyebiliyorum. O zaman bunun kökü fiil. İstemek diyebiliyorum. Kökü yine arkadaşlar fiil olarak karşıma çıkıyor. Unutmayın, mekmak mastar ekini almaması lazım. Ya ilkokuldan beri bizde olan bir bilgi zaten bu. Çok da takılmıyorum. Geçiyorum. Yansıma köklerden demin konunun başında bahsetmiştik. İsim kökü sayılır. Neydi yansıma kök? Yansıma kök arkadaşlar, doğa, taklidi sesler, hav, miyav, cik, pat, çat gibi doğadaki sesler. Biz bu yansıma köklere de doğa taklidi seslere de isim kökü olarak alıyoruz. Bunu da lütfen unutmayın. Geldik fiil köküne. Fiil kökü arkadaşlar mekmak mastar ekini alabilen kökler. Gelmek, yazmak, gitmek gibi. Mekmak getirebiliyorsam fiil kökü, getiremiyorsam isim kökü. Buraya kadar sorun yok. Yalnız başladık uyarılara. Uyarı niye önemliydi? ÖSYM bize buradan soracaktı. Uyarı bunun için önemliydi. Özellikle bu kısımdan soru geliyordu. Bakalım hemen. Bir sözcüğün isim ya da fiil kökünü anlamak için cümledeki kullanımına bakmak lazım arkadaşlar. Bir sözcük hem isim hem fiil kökü olabilir. Neye göre? Cümledeki anlamına göre. Haydi bakalım. Diyorum ki hemen. Eski koltukları değiştirelim. Eski koltukları, eski koltuk. Bak bu bir sıfat, bir sözcüğün sıfatı. O zaman bu isim kökü. Ama kısa örnekler verelim hemen. Koltuklar eskidi dersem burada bir sorun var. Niye? Eskimek artık bir yargı bildiriyor. Yargı bildirdiğine göre zaten yüklem görevinde kullanılmış fiil arkadaşlar. Eğer burada sorarsa bize eski sözcüğünü fiil kökü diyeceğim. Burada sorarsa isim kökü diyeceğim. Peki biz bu duruma ne diyeceğiz? Bir de bu var arkadaşlar. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi isim ya fiil olarak karşılaştırdıktan sonra sesteş ve ortak kök olma durumu var. Bundan bahsedelim. Sesteşle başlayalım. Sesteş yazılışları aynı, anlamları farklı olan kökler. Zaten sesteş sözcüğünde tanımı bu. Sesteş kök olma durumu arkadaşlar hiçbir anlam ilgisi bulunmamasıyla ilgili. Yani kullandığımız sözcüklerde anlam ilgisi
olmayacak. Diyorum ki bana 1000 lira verir misin? Çabuk arabaya bin diyorum. İki tane bin var elimde. Bakın birisi eylem anlamı taşıyor. Çabuk arabaya bin. Fiil kökü. Bin lira derken isim kökü. İsim anlamı taşıyor. Şimdi bu ikisinin kendi arasındaki durumuna sesteş sözcükler olduğu için ve anlam ilgisi olmadığı için buraya dikkat. Anlam ilgisi yok. Sesteş kök diyor. Başka örnekler var mı hocam? Var. Gül hem çiçek hem de gülmek eylemi var. Yazmak eylemi. Hem bir eylem hem de bir mevsim adı gibi. Aynı şekilde binmek, at, atmak ve at. Hem isim hem fiil olup aralarında anlam ilgisi olmayan. Peki hocam, arasında anlam ilgisi yok. İkisi de isim olmaz mı? Olur. Örneği azdır ama vardır. Ocak sözcüğü mesela hem ay ismi hem de arkadaşlar yemek pişirdiğimiz yer anlamında. İkisi de isimdir ama yine sesteş köktür. Niye? Çünkü ocak sözcüğü de her ikisine de farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyor. Geçelim. Anlam ilgisi olursa. Aklınıza bu geldi değil mi? Tamam, hadi bunların arasında anlam ilgisi yoktu. Ya anlam ilgisi olursa? Anlam ilgisi olursa da ben buna ortak kök diyeceğim gençler. Ortak köklerde anlam ilgisi vardır. Anlam ilgisi olan sözcüklere de ben ortak kök diyorum. Peki nasıl? Mesela dedim ki bugün evi boya, çarşıdan boya. Aa hocam, evi boya diyor ya, bu fiil. Doğru bildiniz. Çarşıdan boya al diyor. Bu nesne. O zaman bu da isim. Onu da doğru bildiniz. Hocam deminkinden farkı ne? Bak şimdi. Deminki binmek ve bin sayısı arasında bir anlam ilgisi yoktu. Ama bunun arasında anlam ilgisi var. Boyamak eylemi ve boya, nesne olan boya arasında bir anlam ilgisi var. Anlam ilgisi varsa ortak kök. Tamam mı arkadaşlar? Bak, anlam ilgisi yoksa sesteş, anlam ilgisi varsa ortak kök adını alıyor. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Başka neydi olabilir? Başka sözcüklerde olur mu? Olur tabi. Mesela barış ve barışmak eylemi. Ya da diyorum ki tat, yemeğin tadı ve tatmak eylemi. Eskimek, az önceki örneğimiz ve eski sözcüğü. Bunlar hep anlam ilgisi taşıdığı sürece ortak kök olarak değerlendirilir arkadaşlar. Hemfikir miyiz? Şimdi geçelim, kökün iki tane de önemli özelliği var. Bundan da bahsedip kök bahsini kapatacağız burada. Köklerin özellikleri. Kökler gençler sözcüğün her zaman en başındadır. Bütün ekler sondan eklemeli bir dil olduğu için bizim dilimiz. Türkçe'de ekler sona gelecek. Bu yüzden kök de her zaman sözcüğün başında olacak. Bu birinci kural. İkincisi, kökler yapısal değişime uğramıyor arkadaşlar. Hocam bu ne demek? Bu da şu demek. Ekler değişikliğe uğrayabilir ama kökler değişikliğe uğramaz arkadaşlar. Ben, sen. Burada iki tane istisnadan bahsetmek istiyorum. Ben sözcüğü yönelme haleki aldı. Sen sözcüğü yönelme haleki aldı. Bu iki zamir de yönelme haleki olduğunda bana, sana şeklinde benim sözcüklerim değişmiş oluyor. Peki o zaman ne oluyor hocam? Kök değişikliğe uğruyor. Bunun dışında istisnası yok. Ekler değişikliğe uğrayabilir ama kökler arkadaşlar asla değişikliğe uğramazlar. Köklerle ilgili bileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Yani isim ve fiil diye temelde ikiye ayırıyoruz. Soru da bize derse ki aşağıda verilen köklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır derse, isim mi fiil mi buna bakıyorum. Sesteş ya da ortak olduğunda muhakkak cümlede soruda bana bunu belirtir. Ortak kök, sesteş kökler. Yalnız bunu verirken tabii hem isim hem fiil halini vermez. Bir tane kök üzerinden verir. Bunu da düşünerek, dikkat ederek cümlenin anlamına göre çıkarmamız gerekir. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.